Kort bülyon yapacağım. Sirke kullanacağım. Asitliği vermek için limon kullanacağım. Şurada isterseniz hep beraber yapalım. Defne yaprağı atıyorum içine. İki tane atayım. Karabiberleri atıyorum. Birazcık taze kekik. Limon. Limonun kendisini de içine atacağım sıkıp. Gerçekten asitli bir su istiyorum. Sirke koyuyorum, üzüm sirkesi. Üzerine de su koyup balığımı içine atacağım. İşim kolaylaşsın diye balığı ikiye bölüyorum. Şöyle ikiye böleyim. Kaynamaya başlayınca onu içine atacağım. Ve pişireceğim. Daha önceden haşladığım patatesler var. Patateslerle beraber tutacağım. Patatesin nişastasıyla o balık köftelerini yapacağım. Yanlardan hafif hafif kaynıyor. İçine atıyorum. Asla böyle kaynayan fokur fokur suyun içine atmıyoruz. Patateslerin kabuklarını soyabilirsiniz, soymayabilirsiniz. Ben soymadan kullanacağım. İçinde kıracağız. Söylediğim gibi balıklarımızı fazla pişirmiyoruz. Zaten köfte yapıp bir de kızartacağız, pişireceğiz. Bir kere daha pişireceğiz. Bir eldiven takıp güzelce yoğurayım. Hiç yumurta kullanmıyoruz. Birazcık tuz, karabiber koyacağım. Bir kalıp yardımıyla şöyle içine koyalım. Hepsinin şekli birbirine benzesin köftelerimizin. Elinizle de yapabilirsiniz, gelişi güzel. Eğer biraz daha bütün köfteler birbirine benzesin istiyorsanız şöyle kalıp kullanıp içine atarsanız daha bir eşit parçalara bölünecek. Köftelerimiz hazır. Sadece bunları ateşte usulca pişireceğiz. İsterseniz köftelerimizi pişirmeden önce hardal otlarımızla güzel bir salata yapacağız. Ya haşlamanız lazım ya da böyle ıspanak gibi hafifçe kavurmanız lazım. Ben ikinci yolu seçtim. Birazcık kavuracağım zeytinyağıyla. Dumanları görüyorum. İçine atıyoruz. Altını kıstım hemen. Zaten son derece narinler. Tuz, karabiber. Birazcık daha zeytinyağı atıyorum üstlerine de. Hızlıca kavuruyoruz. Esasında amacımız o sivri yapısını, o dikenlerini birazcık almak, öldürmek. Tıpkı ıspanak yapar gibi şöyle altını kapatalım. Bir peçete alalım. Üzerine koyuyorum. Koruk otu var, benim çok sevdiğim. Küçük küçük kesiyorum. Hardal otunu da içine atıyorum. Şu ikisini bir karıştıralım. Birazcık mısırım var, kornişon mısır. Onları da ince ince bölüyorum. Bir tanesini en sonunda üstüne koymak için saklayacağım. Şöyle onu da kenara ayırayım. Dörde böleyim. Biraz kornişon turşu koyuyorum içine. Kavrulmuş fındıklarım var. Onlardan koyacağım. Birazcık kırıyorum sadece. Bıçağım yardımıyla. Bütün olarak koymuyorum. Tabii ki zeytinyağı ve ayçiçek yağı. Hiç tuz koymuyorum. Zira içinde koruk otu var turşu kıvamında. Kornişon da koydum. İkisinin tuzu bu salata için yeterli olacaktır. Hiçbir asitlik şey de koymuyorum. Yani limon, portakal suyu koymuyorum. Tek koyacağım çok az. Hafif de tatlılık versin diye nar ekşisi. Güzelce bir karıştıralım. Köftelerimizi de kızartalım. Sonra da sunuma geçelim. Balık köftesi olduğu için zeytinyağı kullanıyorum. Zaten bunlar pişti. Sadece şöyle bir kızartmak istiyorum. Altını kısıyorum. Bir terslerini çeviriyorum. Amacım hafifçe kızartmak. Şöyle kibarca alıyorum. Tabağımıza seçip sunuma başlayalım. Üç parça halinde koyacağım. Biraz da üstlerine iç malzemeden de koyuyorum. Köftelerimizi koyalım üstüne, yerleştirelim. Kornişonları koyalım. Birazcık da mikrofilizlerimizden alalım. Şöyle süsleyelim güzel güzel.